Selamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. As Salatu ve selamu ala seyyidil murselin. Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Kıymetli dinleyenlerimiz, Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri bizleri yoktan var ettiği varlığından haberdar etti. Lütuf olarak, iyilik olarak, ihsan olarak bu bize yeter. Bunca insanın kendilerini yaratan Rablerinden, isimlerinden, sıfatlarından haberdar olmadığı, gafil olduğu böyle bir ahir zamanda, etter dönemde Rabbim bize nelerden bahsettiriyor. Neleri konuşturuyor. Buna çok dikkat eder. Onun için bu mektubat derslerini bırakmama gayret ediyoruz. Çünkü Rabbimizin isimlerinden bahsediyor, sıfatlarından bahsediyor. Ve bu itibarla tefsir ve hadisten sonra fıkıhtan da önce bir yer bir mertebe keşfediyor. İnsan allah Teala hakkında hangi sıfatları düşünmenin caiz olduğunu, hangi sıfatları düşünmenin mümteni olduğunu, yasak olduğunu, imkansız olduğunu bilmeden iman etmiş olamaz. Çünkü bir insan Allahü Teala hakkında mekan ispat ederse yok göktedir, yok arsın üstüne oturmuştur derse bir insan şimdi benim olduğum bu odada Allahü Teala buraya girmiştir, hulul etmiştir derse haşa bir insan Allahü Teala benim gibi yürür, benim gibi iner, benim gibi çıkar derse bunlar şirk sayılır, küfür sayılır, inkar sayılır. Hangi sıfatlar Allahu Teala hakkında layıktır? Yakışık alır. Hangi sıfatlar düşünülemez onun hakkında? Bütün kamil sıfatlar düşünülür. Noksan sıfatlar düşünülemez. Ama bazı kere insan kendi kasır ve nakıs aklıyla bir şeyi kemal zanneder, üstünlük zanneder. Halbuki o allah Teala hakkında naks olur, noksanlık olur. Ne gibi insanlar şimdi kendi aralarında bir adamı baba adam diyerek met ederler ama bunu Allah Teala hakkında kullanırsa insan insanı kafir eder. Onun için buradaki kamil sıfatlar derken üstün sıfatlar derken yine Allah Teala'nın kitabının dininin ölçü olarak, mizan olarak düşünülmesi lazımdır ki Allah'ımızın Celle Celaluhu beyanlarında Habibinin sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şeriflerinde o sıfat kemal mi sayılmıştır, noksanlık mı sayılmıştır? Bunun tespiti lazımdır. Bu mektup, 3. dilin 17. mektubu, uzun bir mektupta devam ediyoruz ya, bu mektupta allah Teala'nın sıfatlarından bahsediliyor. allah Teala ile alakalı konulardan bahsediliyor. Onun için bu bakımdan çok öneme haizdir. İmanı ziyadeleştirir. Yani nur bakımından artırır. Böyle düşünmeyene yanlış bilenin imanını kazanmasını sağlar diyelim. Çünkü bunu tecdit denmez. Yanlış bilenin imanı yoktur. Dolayısıyla yenilemesini demiyorum da iman kazanmasını, doğru bir itikat, sahih bir inanç kazanmasını efendim meydana getirir. Ve en mühim mesele allah Teala'yı kulundan razı ettirir. Çünkü allah Teala kendisi hakkında yanlış bilenlerden, yanlış düşünenlerden, yanlış inananlardan hiç razı olmadığını ve onlara çok gazap ettiğini beyan ediyor. Keburat kelimeden tehrucu min Evet. Allah'ın kızı var, oğlu var diyenlere. Ne ağır söz söylüyorlar. Ağızlarından çıkan ne büyük kelimedir. İnye kulune illa kediba. Onlar ancak yalan söylüyorlar. Tekadü semavat ve tefattar ne? Az kalsın gökler yarılacak. Paramparça olacak. Ve tenşekkul ard. Min fevkiyinle yukarıdan aşağı. Yedinci kat cema düşecek altıncının üstüne. Altıncı, beşinci üstüne. Böyle patlayacak. Az kalsın yerler çatlayacak. Hep yarık yarık olacak, açılacak. Üzerindekiler içine yutacak. Ve tıkhirul cibal. Az kalsın neredeyse dağlar düşüverecek. Dümdüz olacak. Tuz buz olacak. Neden? En rahmani <laughs> Allah'ın oğlu var dedikleri için. Ve bagi <laughs> Allah'a yakışır mı? Gerekir mi ki bir evlat edinsin? İn kullu men semavat ve lav. İlla ati rahmani Gökte yerde kim varsa Allah'a kul olarak gelecektir. Kimse onun ailesi değil. Oğul değil, kızı değil, eşi değil. Yani Kur'an-ı Azimüşşan allah Teala hakkında yanlış düşünenleri nasıl zemmediyor? Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'inde onlar hakkında ne beyanlarda bulunuyor? Onlardan razı olmadığını beyan ediyor kفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه üç hüknüm var baba ol kutsal ruh diyenler muhakkak kafir olmuştur. E ma'min ilaha illa ilah Tek bir ilah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Ve illem yantau amma yaqulun. Eğer reddettikleri laflardan vazgeçmezlerse le yemess senellediğine kafarun minhum azabun aleem. O kafirler çok can yakıcı azaplar yakalayacak. Nasıl tehditler buyuruyor? Şimdi onun için dünya bir kere kuruldu. Biz de buraya bir kere gönderildik. Bir daha şansımız yok. Öldükten sonra dirileceğiz ama ceza görmek için, karşılık bulmak için dirileceğiz. Yoksa işi düzeltmek için imkan verilmeyecek bize. Bu iş burada ya düzeldi ya bozuldu. Bu Yangında evin yanmışa benzemez. Depremde yıkılmışa benzemez. Anan öldü, kızın öldüğüye benzemez. Bu sonsuz, ebedi yanmak. Yanmak dayanılacak bir şey değil. Ne var Allah'ımızı tanısak ya? Bizi Yaradan'dan haberdar olsak, onun isimlerini, sıfatlarını bilsek, onun kendine yakıştırdığı şeylerle onu teosif etsek, vasıflasak, nitelesek, onun kendinde olmadığını bildirdiği şeylerden Rabbimizi tenzih etsek, tesbih etsek. Sübhanallah ne demek? Allah'a tenzih ederim. Yakışmayan bütün kötü vasıflardan. Böyle yapsak ne kaybederiz ya? Dünyamızda mamur olur, ahiretimizde mamur olur. Onun için kardeşler, can dostlar, nefesler geçiyor, saatler, vakitler birbirini kovalıyor, Günler geceler böyle koşturuyor. Bizi mezara doğru yaklaştırıyor. İmam Rabbani Hazretleri bir başka mektubunda öyle buyuruyor. Kullema merra minel umri şeyun. Ömürden bir an, bir zaman, bir vakit geçtikçe, şimdi bile başladık kaç dakika oldu. Yan kusu şeyun minel umri. Evet, ömürden bir şeyler eksiliyor. Ve kurbu lecelül musamma. Herkesin adı konmuş, saatli bomba gibi kurulmuş eceli var. Ne vakit öleceğin için tayin edilen. O yaklaşıyor. Şundan sonra, şu andan sonra biz devamlı mezara yaklaşıyoruz. Herkes. Ömrü ne kadar uzun olsa olsun. Nuh Aleyhisselam'ın 1250 senelik ömrü bitti ya. Bizim 50-60 olacak o da belli değil. Bu mu bitmeyecek? felevlem yahsulit tenebhu'l yevm bugün dünya hayatında uyanmak en mühim olanı tercih etmek Rabbini tanımak bilmek ehli sünnete göre itikadınızı tasfiye etmek gözden geçirmek sağlamlamak ondan sonra salih amellere başvurarak Rabbimizin rızasını kazanmak cennetin cemalini kazanmak var iken hiç bu taraklarda beci olmadan bana ne diyerek fuzuli fuzuli düzumsuz dizilerle, filmlerle, evet, haberlerle, reklamlarla, bilmem nelerle ömrünü geçirmek. Bu büyük bir zarar olur. Ama insan bu zararı ancak kendisine yapar. Düşmanı bile ona yapamaz. Eğer bugün uyanmak ele geçerse Fe ve nimet. ne güzel olur. Ve illa İnsan böyle birden gaflet içinde gezerken ölüm gelip çatarsa laykun naklül vakti gaden gayrül ve nedam. Ahiretteki peşin sermayesi insanın ancak hasret ve nedamet olur, pişmanlık olur, rezillik rüşvetlik olur. Dünyada aç kalalım, açık kalalım, ne olursak olalım, rezil olalım, rüşvet olalım. Aman ahiretin rezilliğinden, rüşvetliğinden sakınalım. Oraya Allahu Teala hakkında yanlış bir itikad ile çıkmayalım. Huzuruna onun hakkında yanlış bir düşünceyle çıkmayalım. Yanarız. Biz dayanıksızız, biz zayıfız, biz güçsüzüz biz. Cehennem gürlemiş bekliyor. Adamlarını bekliyor. Evet, onun için kardeşler sizler doğru adrestesiniz. Ehl-i sünnet vel cemaat alimlerin derslerindesiniz. İmam Rabbani Hazretleri gibi büyük bir zatın kelamlarını dinlemektesiniz. İnşallah şimdi mektuptan tercümeye başlıyorum. Şerh ve izah ile beraber kısa da olsa bir bölüm okuyalım. Efendim benim de rahatsızlıklarım var. Duanızı bekliyorum. Bugün de biraz rahatsız oldum. Ama Rabbimizin verdiği takat ve kuvvet nispetinde sizin hizmetçiliğinize devam edeceğiz. Allahu Teala hizmetlerimizi makbul, meşru, merdi ve müessir eylesin tesirlerini gönüllerde halka eylesin. Cümlenize hidayetler Amin. O sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed ve ve sahbihi sellem teslimen kethiren velhamdülillah. Her sözün başında, ortasında, sonunda bütün bu ilimlerin sahibi, bütün bu marifetlerin sahibi, Allah-u Teala'nın alemleri hürmetine yarattığı, bütün mahlukatı onun zuhuru için, onun sevgisiyle halkettiği Muhammed Mustafa, sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz'e daim salat okuyalım. E, derslerimizin, dualarımızın sonuna da bırakmayalım. Başında, ortasında, sonunda. La tecealûni keketehir <laughs> râkibi. Hadis-i şerifte öyle buyuruyor. Beni at, ata binenin e, su kırbası gibi yapmayın. Ne demek? Onu arkaya koyar. Önüne koymaz da arkaya koyar. Yani konuşurken, dua derken, zikrederken, fikrederken Beni en sona atmayın. Çünkü Allahu Teala benim hatırımı çok sayar. Beni araya koyun, aracı yapın. Benim yüzüm hürmetine isteyin. Bana rahmet, salavat, feyiz, bereket, terakki, derecat dualarını tefsir edin, çoğaltın. Teveccülü bi cahi fe inne cahi indallah azim. Benim makamım, mertebem Allah katındaki derecem hürmetine isteyin Allah'tan aracı yapın beni. Çünkü benim Allah katındaki rütbem çok büyüktür. He, Musa Aleyhisselam hakkında kâne ve kâne indellâhi ve Musa Peygamber Allah katında çok mertebelidir. Ahzab suresinde buyuruluyorken Ya Rasulullah sallallahu sellem. ne kadar mertebelidir. Onun için bu ay Rebiyül Evel ayına girmiş bulunuyoruz. Pazartesi gel, pazarı pazartesiye bağlayan gece ilk gecesiydi. Bu gece Üçüncü gecesidir. Pazartesi, salı, yarın, çarşamba olmak hasebiyle üçüncü günü olacaktır. Mevlit ayına girmiş bulunuyoruz. Rabi'ul velay gelmiştir. Seviniyoruz, ferahlanıyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu kıymetli ay. şehri menkıbetun ve fazlun. Tefuku ala sahiri şuhuri Bu ayın üstün faziletli menkıbeleri var. Diğer aylardan çok üstün kılıyor bu ayı. Hatta Ramazan-ı Şerif ayından bile değerli kılıyor. Ne yönden? Kainat Efendisi Muhammed Mustafa sallallahu ale aleyhi ve sellem. Bu ayda gönderilmeseydi ne Ramazan olacaktı, ne kurban olacaktı, ne Kadir gecesi olacaktı, ne Miraç gecesi olacaktı, ne de biz Müslüman olacaktık. Onun için bu ay ki Kainatın Efendisi'nin sallallahu ale aleyhi ve sellem alemlere rahmet olarak dünyaya teşrif buyurduğu, dünyayı teşrif buyurduğu, şereflendirdiği, Değerli bir ayaya kavuşmuş buluyoruz. Aman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i daha iyi tanımak, sıfatlarını onun da güzel bellemek, salavat-ı şerifi artırmak, salavat-ı şerifiyle ilgili çok kitaplarımız var. 3-4 tane yazdık, nasip oldu. Siyeri var, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, nesebi şerifi var, efendim, akrabasıyla, ailesiyle ilgili kendisine ait olan şeylerin tarifi, tertibi var. Bütün bunlara çok önem verelim. Onun sevgisini açlayalım. Hadislere iman kitabımız kitap halinde var. Onun hadislerine iman için bütün millete ulaşalım, ulaştıralım. Bunları Barifan yayınlarından te temin biliyorsunuz. Size ulaşmak kolay edildi şimdi. Eskiden ulaşmak zordu bu işlere. Allah Teala imkanları artırıyor. Biz de Habibine sallallahu aleyhi ve sellem saygıyı, sevgi ve nusreti dinine, yoluna yardımı artıralım. Böylece herkese onun sevgisini aşlayalım onun sevgisini canımızdan öne geçirelim, ileri geçirelim ki Rabbimiz Tebareke ve Teala onun hürmetine bizi affeylesin, mağfiret eylesin. Evet, onun için e, bu ayda, önümüzdeki gecelerde de bu konuda konuşmalarımız olacaktır. Perşembe akşamları da e, dersimiz e, saat sekiz buçuktan sonra, Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece çok mübarek gece, büyük gece. Bazı rivayetlere göre Kadir Gecesi'nden Eftal Gece, Cuma Gecesi. E, hem feyiz bereket olsun, ders olsun. İlim meclislerinde insanlar nurla dolsun diye. E, Perşembe akşamlarını da radyodan vermeye başladık. Lale Gül Efendim'den Perşembe akşamı sohbette bir başkadır. Aman takip etmeye heves edin. Ve insanları da teşvik edin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hadi, Habibim söyle ki işte bu benim yolum Allah'a davet yoludur. Ala <laughs> basiretin körü körüne değil. Ben diyorum diye doğru değil. Delil ile, ile, ayet ile, hadis ile, hikmet ile, mevize hasene ile, güzel öğütlerle davet edin. Ben davet ediyorum. En evem Ben de bana uyanlarda böyle yaparız. Biz ona uyanlardan olduğumuzu gösterelim. Ona olan sevgimizi, muhabbetimizi, tazimimizi, saygımızı, ittibaımızı, uymamızı gösterelim. Bunun için de onun doğum ayını bütün aylardan daha çok İslamiyet'e, dini İslam'ın emirlerine ve saklanan riayete teşvik hususunda gayretle geçirelim. Herkesi bu usta haberdar edelim. Mesaj çekelim, telefon edelim. Resulullah'ın ayıdır kainat efendisi benden sallallahu aleyhi ve sellem razı olsun, şefaatçi olsun, hayırlı şahit ve şefi olsun. Neden ki ben onun ümmetine acıyorum, o da bana acısın. Bu meselelerden haberdar olan insanları uyarıyorum. Bak Perşembe akşamı Lale Gül şu saatte sohbet var. Salı akşamı şu saatte sohbet var. Diye insanlar birbirini uyarsınlar. Çok büyük karlar kaçırılıyor. Çok büyük zararlara doğru koşuluyor. Hiç telafisi yok bunların. Şimdi ölüm gelse bu insanlar yanar. Sen de yanarsın, ben de yanarım. Niye? Buna seyirci kalınmaz ki ya. İtikat bozukluğuna seyirci kalınır mı? İnkarlara seyirci kalınır mı? Bu teferruat mıdır ya? Biraz aç kalsan bas bas bağırıyorsun. Karnım zil çaldı diyorsun. Ondan sonra kendin de zil çalmaya başlıyorsun. Daha açlığın artarsa. E, senin bedenin, hayatın, efendim, miden önemli de ona arız olan bir efendim aksaklık, bir noksanlık seni rahatsız ediyor da seni konuşturuyor, bağırttırıyor, çağırttırıyor, o yana bu yana yürüttürüyor değil mi? Herkes ekmek peşinde ya. Bu kadar insan niye çalışıyor? Peki senin ebedi hayatın yok mu? Sonsuz ahirete imanın yok mu? Bu bu toprağın altı var. Oradan ya cennet bahçesi olacak ya cehennem çukuru olacak. Allahu Teala e, oradan e, efendim sana ya cenneti seyrettirecek, ya cehennemi seyrettirecek. Bunlar hep sahih hadis-i şeriflerdir. Siz bunları inkar edenlere aldırmayın. Ölür ölmez karşılaştığınız zaman pişman olursunuz. Şimdi mektubat ve ve teala Allahu Teala Hazretleri Halikus semavati vel ardin Yedikat kat gökleri yoktan yaradan odur. Yedikat yerleri yoktan yaradan odur. Yoktan yaratmak icat vücuda getirmek, ademden vücuda çıkarmak, yokluktan varlığa çıkarmak. <laughs> Allah biledi, yarattı. Allah biledi, yarattı. O Allah ki yedi kat, yedi tabaka gök yarattı. Emineler bu mislahın tam o kadar da yedi kat yer, yerdeki toprağı yarattı. Tenazelülüm rubeyine hın Allah Teala'nın emirleri, fermanları, hükümleri, haberleri o göklerle yerler arasında yedi kat cemaanın tabakaları arasında iner de iner, iner de iner. Şu anda bile ne kararlar veriliyor hakkımızda. Çoluk çocuğumuzun hakkında, ülkemiz hakkında, dünya hakkında. Evet. Nerelerde sel oluyor, nerelerde yel oluyor, nerelerde fırtına kopuyor, nerelerde kim ölüyor, nerelerde kim doğuyor. Neler oluyor, neler oluyor. oluyor. Allah-u Teala daima icat ediyor. Muttasıl var ediyor. Halikul <laughs> cibal, dağları yaratan odur. Elvihar denizleri yaradan olur. Bu kadar tuzsuz gölleri, bu kadar tuzlu denizleri. Bir çorbayı tuzlayamıyoruz ya. Biraz döküyoruz fazla oluyor. Biraz az döküyoruz tadı gelmiyor. Bir küçücük tabaktaki tuzu dengeleyemekten aciz adamlarız. O dağlar kuvveti temsil ediyor. Efendim gücü gösteriyor o kuvvetli dağlar, muhkem dağlar. Vel <laughs> cibale Dağları kazık yaptık, çivi yaptık. Yoksa dünya kayık gibi sallanacak. Vel gâfiler <laughs> dîrâ bikum. Toprağa, yeryüzünün üzerine muhkem, sabit, yüksek dağlar bıraktık. Niçin? Yoksa yeryüzünde ağırlık olmayacak, suyun üstünde olduğu için kayık gibi sallanacak. Ben ırmaklar yarattı, yollar yarattı. Yollara müsait zeminler yarattı, geçitler yarattı. En sarp dağın içerisinde bir allah Teala yol payı bırakmış yani. Leallekum ediyor. Belki bir hidayet bulursunuz. Yani istediğiniz yere gitme imkanı bulursunuz diye. Alamat. Ne alametler koydu, ne nişanlar koydu yeryüzüne. Ve bin necmi ümmiyet ediyor. Yıldıza bakıp yolunu buluyorlar. Pusula şaşar, yıldız şaşmaz. Allah'ın takvimi hesabı bozulmaz. Hangi saatte, nerede olacaksa orada olur. Geri kalmaz, ileri yapmaz. Allah'ın kulları. Canlı da değil ama efendim o yıldızlar bizim gibi bizim hayatımız manasında canlı da değil ama Allahu Teala onlarda ne ayetler gösteriyor? Efemen yahluku kebelle yahluku. Hiç yaratanla yaratmayan bir olur. Fela tezekkerun. Hiç mi düşünmüyorsunuz ya? Sen yaratamıyorsun. Anan baban yaratamıyor. Ki bakıyorsun ortalığa insanları görüyorsun. Kimse yaratamıyor. Herkes yaratılmış. Herkes yaratılmış. Yaratan yok. Bir tane Allah-u Teala. Hiçbir olur mu efendim? Siz hiç anlamıyor musunuz? Düşünmüyor musunuz? Ne kadar nimetler lütfetti bize. Bu ayetleri okum, okumamız, dinlememiz, Müslüman olarak hayatımızı sürdürmemizden daha büyük nimetli olabilir. Ve gâlikul eşcar ağaçları yarattı. ve esmar ürünleri, meyveleri, sebzeleri, ekinleri, mahsulleri, buğdayları, arpaları, kaç çeşit mahsul var ya. Mübarek toprak, adam eksen bitecek ya. Ve gâlikul ma'âdini madenleri yaradan, nebatat, bitkileri yaratan tüm ürünleri yerin altı maden dolu. Denizin dibi, neresi, petrol dolu. Şurası şöyle dolu, burası böyle dolu. E, kim yaptı bunları? Kim yerleştirdi bunları? Ve kema annehu subhanehu sema bi halkın nücum allah Teala yıldızları yaratarak kökleri ziynetlendirdiği gibi süslediği gibi zeyyenel Allah bi halkın insan İnsanı yaratarak da bu toprakları, bu dünyayı zinetlendirdi. Allah Teala yıldızları yaratmasının hikmeti hakkında öyle buyuruyor. Böyle kad zeyyenne sema'e dunya bi masabih. Bir dünya semasını kandillerle süsledik. Yani yıldızlarla. Ceallâ rucu vel işyâtın. Biz onları şeytanlara taşlamalar yaptık. Şeytanları da gökten alakasını onların kestik. Bir kulak kabartmaya, bir yalan duymaya kalkışsalar hemen bir yıldızdan kopan bir parça efendim, kayarak gider o şeytanın başına vurur. Onun aklını iptal eder, ifsad eder. Ondan sonra o daha hiçbir kimseye zarar veremeyecek hale gelir. Nasıl ki allah Teala gökleri yıldızları yaratarak süslediyse zeyyenelerde bir halkın Bu insan, yeryüzünün toprağın ziyneti, süsü de insandır insanın çok önemi var. Allah-u Teala insana değer verdi, önem verdi. İlk insanı peygamber yaptı. Ve o peygamberden kadar peygamberler türedi. Efendim, ta ki Resulullah'a kadar sallallahu aleyhi ve sellem fırsat geldi. İşte insanın yaratılışı da yerin ziynetidir. O alimler, o veliler, o hafızlar, o ahiret adamları, Allah ile beraber olanlar, onlar da efendim, dünyanın ziynetidir, süsüdür. Fein kâne eğer bileşik olmayan hücre tek bir varlık varsa cüzülâte ceza gibi atom gibi şu anda atomu da parçaladılar işte artık nereye kadar giderlerse ne kadar efendim parçalayamayacakları hale e, gelirlerse o besit bir varlık olur. Yani başka şeylerden, hücrelerden, başka varlıklardan e, veya kendisi e, efendim, bünyesinden farklı olan e, varlıklardan bileşik olmayan şeyler atom mesela diyelim. Şimdi atomu da böldülerse o en küçük bölünemeyene kadar git. Hangisi ise fekainin bi'cadihi teâlâ. Onlar hepsi Allah'ın var etmesiyle var olmuştur. Sen neredeydin onlar varken? Sen daha kendin yokken onlar nasıl yaratacaksın? Ya e, o zaman veyin murakkabun mürekkep bir varlık varsa yani bileşik efendim e, şeylerden birleşmiş. Cüzlerden, parçalardan, hücrelerden neyse. Fe mahlukun bi halkita. O da Allah'ın yaratmasıyla mahluktur. Kimse Allah'ın halkına, icadına muhtaç olmadan yapamaz. Ve bil cümle hasılı kelam. Ekhrece subhanehu cemi'al ketmil adem ile arsatil vücudi ve allah Teala bütün varlıkları, şey denebilecek her şeyi, iğneden ipliğe, en ufak tozdan. şey denebilecek her şeyi, ee, ne yaptı? Yokluğun e, var olmamanın gizliliğinden aldığını çıkardı. Nereye çıkardı? Varlık arsasına çıkardı. Ve ahdese abade enlemtekün. Hiç yokken yokluğunun ardından e, bütün varlıkları yoktan icat etti. Yoktan var etti. Yoktan icat etti. La ye kıdemu bi gayri teala. O halde Allahü Teala'dan başkasına kıdem yakışmaz. Ne demek kıdem yakışmaz? Yani ezeli olmak, evveli olmama sıfatına sahip olmak ancak Allahu Teala'ya aittir. Allahu Teala'dan gayrinde kıdem yoktur. Yani kadim yoktur. Ve la şey'e <laughs> bi kadimi sıva subhanahu. Allahu Teala'dan başka hiçbir şey kadim değildir. Yani her şeyin başı vardır, başlangıcı vardır, evveli vardır. İcma'u cemi'i ehlil mileli mün'akidun ala hudûti mâsibâhu. El e, yani bütün dinlerin mensupları bu zamana kadar Allahü Teala ne kadar din gönderdiyse şeriat gönderdiyse hepsinin ortak e, yönleri nedir efendim Allahü Cüdhi Teala dışındaki her şey hadistir. Ne demek sonradan yaratılmıştır? Ne demek kadim değildir? Ne demek ezeli değildir? sonradan yaratılmış. Sonradan yaratılmışta da, da noksanlığın olmaması düşünülemez. Ve kullu muttefikun ala en la kadime gayru. Teala bütün e, dinler yani hak batıl karışık batıl dinlerde bile allah Teala'dan başka e, kadim yani evveli olmayan varlık olmadığına dair bir ittifak söz konusudur ve yahkumune bi men yekulu bi gayri taala sünnet alimlerinin cemisi cümlesi ne yaparlar Allahu Teala'dan başka evveli olmayan kadim varlıklar da vardır diyenleri dalalete ve felakete itikat bozukluğuna nispet ederler ve onların dalalette olan kimseler olduğuna dair hükmederler. Bel yahkumune bi tekfir <laughs> hatta o kişiye kafir de diyebilirler. Onun kafir olduğuna da hükmede, hükmedebilirler. Çünkü neden? Allahu Teala'dan başka kadim yoktu. Kadim evveli olmayan, evveli olmayan demek. Herkes sonradan yaratılmış. O zaman başı var. Ama Allahu Teala'nın varlığı hakkında düşün, 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 düşün. Git geri, git geri, git geri. Rakamlar biter yine Allahu Teala'nın varlığı bitmez. Hesaplar biter yine Allahu Teala'nın varlığı hesap bitmez. Dolayısıyla ki hükmüne tekfiri Allahu Teala'dan başka kadim varlık var diye hükmedenin, evet, karar verenin, söyleyenin, konuşanın, inananın kafir olduğuna dair her e, sünnet alimleri topluca hep birden hüküm vermektedirler. Sarahul <gülme> İmam Gazali buhada fi risale dil munkid min'z İmam Gazali Hüccetül İslam o büyük velinin bir risalesi var adı nedir? Dalaletten kurtaran, sapıklıktan insanı kurtaran. Güzel okunduğu zaman tam bir ehl sünnet inancı e, alınabilir. allah Teala doğru okuyup, e, doğru anlamayı ve bize doğru anlatanların anlatanlara kavuşmayı nasip eylesin. Amin. İmam Gazali El-Munkız Minad-Dalal isimli Risalesinde e, ne yaptı? Bu konuyu açıkça e, yazdı. Ve hakeme bi küfri cemaatin kâliyine bi kıdemi gayri teâlâ. Allah'tan başka kadim varlıklar var. Yani başlangıcı olmayan, Varlıklar... E bu nasıl olur ya? Başlangıcı olmayanın sonu da olmaz. Matemete kıdemu işte hala ademu. Bir şeyin kadim olduğu ki Allah'tan başka kişi hakkında bu söz konusu değildir. bir varlık hakkında söz konusu değildir. Bir şeyin kıdemi sabit olursa ademi muhal olur. Ne demek? Bir şeyin başı yoksa demek onu başkası yaratmadı. Demek onun varlığı kendinden olduğu anlaşılır. Varlığı kendinden olan da kendi kendini yok etmez. Dolayısıyla e, ee, evveli olmadığı sabit olan bir varlığın sonrasının da o, olması muhal olur. Yok olması muhal olur, imkansız olur. E, ee, demek ki başı olmayanın sonu da olmaz Allahu Teala gibi. Ve hakeme bir cemaatin kaline bir Bazı felsefeciler, filozoflar kalktı dediler ki Allah'tan başka kadim varlıklar var. İmam Gazali ne dedi? Bunlar kafir olmuştur. Çünkü Allah Teala sıfatını kullara veriyorlar. Yalan söylüyorlar. Allah'a iftira ediyorlar. Allah Teala'dan başka efendim kadim yoktur. Ya bazıları da işin kolayını bulmuş. Ben şudur budur demiyorum da cins olarak tutuyorum bazı şeylerin nevi, türü, cinsi kadim olabilir. İşte gökler bu şekilde değilse de onun ham maddesi dumandır da o duman var olabilir. Yani şeklinde efendim, uçuk kaçık beyanlarda bulunuyorlar. Ve ledin ne e bıktı demiş ve kivaki ve ya, işte göklerin evveli yokmuş. Ama e, şu andaki haliyle evveli varmış da e, nevi ve türü bakımından benim e, göklerin e, o ortak müşterek vasıflarıyla e, genel manada kıdem kıdemi varmış. Yani başı yokmuş da Sonradan da bu şekli almasının başlangıcı varmış. Ama ondan da evvel göklerin ham maddesi varmış. Yıldızlar da böyleymiş falan. Yükeddibumul Kur'anül Mecid. Ulu Kur'an onları yalancı çıkarıyor. Kemal kâle Allahu Teala nitekim tekim Allahu Teala ne buyuruyor? Allahu lidi halakas semavati vel ardı ve ma beyne ma fi sitte eyyam semestaba alel Allah ki yedi kat gökleri, yerleri ve arasındakileri ve içindekileri altı gün zarfında yarattı, yoktan icat etti, var etti. Sonra da arşa arş istiva etti. Ne demek arşa istiva etti? Orayı istila etti. Ne demek orayı hakimiyetine geçirdi? Ne demek orada arşur rahmanda tecelliler ilka etti. O bütün feyizlerini nurlan, rahmetlerini, hükümlerini kararlan arşur rahmana yağdırıyor. O demektir. Yoksa efendim bak gökleri yerleri yarattı. Ne demek? Yoktular demek aralarındaki göklerin yerlerindekiler, arasındakiler işte bulutları, şu yağmurları, karlar hiçbirisi yok idiler. Bunlar Allah-u Teala bir depoda topladı da o depodan alıp e, idarelik kullanmıyor. allah Teala olduğu yerde var ediyor. <laughs> Rahat suresinde. En ağır bulutları Allah peyda eder. Ne demek peyda eder? Hiç mukaddemesi öncesi yokken önünde bir şeyler hesap edilmezken pat diye Rabbimiz Tebareke ve Teala Onları var etti, yarattı. E, demek ki yoktu bunlar, arasındakiler de yoktu. Gök de yoktu, yer de yoktu. Onları Allahu Teala yarattı. Ne demek? Var etti demek. O zaman onların hepsini hadis muhted. Ne demek? Sonradan olma demek. Allah Teala'nın icadından önce yoktular demek. İşte. O zaman insan itikadını güzel tartacak, ölçecek, biçecek. Hiçbir zaman efendim evini, barkını, e, gökleri, yerleri, ayı, yıldızları vesaireyi e, efendim kadim saymayacak. Evveli yoktu demeyecek. Bunu diyen Allah muhafaza. Dinden imandan çıkar. Femsel ve adim ne la Kur'aniyet Bu noktada Kur'an'ın ayetlerinden bulmaya kalksak e, çok örnekler ve misaller buluruz ama bu aklı olana bu yeter. Aklı olmayanı hepsini toplasan da yetmez. Biz size doğruları anlatıyoruz. Evet. Onun için akıllı kişi, arif kişi ne yapar? Başkasının bin tane delille, şahitle, ispatla efendim, anlayamayacağı şeyi en ufak bir işaretle anlar. Biz akıllılardan olalım, doğruyu anlayalım. Ve emsalü Kur'aniyet Kur'an'da böyle çok ayet bulursunuz ki gökleri yarattım, yerleri yarattım, arasındakileri yarattım, arşı yarattım, arşa istifa ettim. E tamam. Ve sefîhü men yuhalifü nusûsel Kur'aniyeti akli Bir adam noksan aklıyla kalkıp da Kur'an'daki naslara, ayetlerde geçen delillere muhalefet ederse bu adam akılsızdır, beyinsizdir. Bunu nasıl yapar? Yok benim aklıma şu ermiyor. İsa Aleyhisselam'ın gökte yaşadığı benim aklıma ermiyor. Yok efendim, göklerin, yerlerin başı başlangıcı varmış. Bu benim aklıma yatmıyor. Çünkü mutlaka onların gerisinde de öyle gider gider gider. Gerisinde de bir efendim e, o geriye gidişte de illa bir örneği, bir türünün örneği bir nev'inin numunesi bulunur. Yoksa bu gökler, yerler, yıldızlar hepsi sonradan yaratılmışlar. Bu bana ağır gelir. Çünkü Allah-u Teala'nın başı yok, başlangıcı yok. Velakin bunların e, hepsinin nesi var? Başladığı bir nokta var. Allahu Teala'nın halk ve icadının yaratma sıfatının onlara e, onlar yokluk halindeyken onlara teallukunun efendim, tezahürü var. Onlarla alakadar olmasının, ilgi kurmasının bir göstergesi var. Onun için noksan aklıyla bir insan ayetlere karşı gelirse beyinsizlik etmiş olur. Mevla ben bunları yarattım, bunlar yoktu diyor. Bunlar hep sonradan oldu diyor. Artık insan bunu güzel düşünmesi lazım. Mevla Teala'nın buyurduğuna karşı konuşmaması lazım. Memellem yecalillahu Allah kime nur vermezse fe malum min nur. Artık onun nuru yoktur. Allah nuru semavat Allah. göklerin yerlerin nurlandırıcısı, münevviri Allahu Teala'dır. İşte o yüce Allah'ımız evet. bizlere bu itikadı, el sünnet inancını nur gibi verdi. Biz şimdi bu imanı, itikadı, bu nuru muhafaza edelim, edelim de Allahu Teala da bizim efendim mumumuzu, ışığımızı sönmekten muhafaza eylesin. Allah kime nur vermez. Artık onun nuru yoktur. Dolayısıyla bir insan kalkar da Allah'tan başka kadimler var. Evvel olmayan başka varlıklar da var. Derse işte o adam zavallıdır, biçaredir. O adam dinden imandan hariçtir. ihraç edilmiştir. Bugün de e, ne anlamış olduk? Bu derste de ne anlamış olduk? Allahu Teala'dan başka kadim yok. Evveli olmayan, başlangıcı bulunmayan tek varlık ancak Allahu Teala'dır. Allahu Teala'nın dışındaki her şey, gökler, yerler, aylar, yıldızlar, denizler hepsi mahluktur. Mahluk demek yaratılmış demek. Yaratılmış demek başı var, başlangıcı var demek. O dönemden önce efendim, o başladığı dönemden yaratılmaya başladığı dönemden önce onun e, hali yokluktan ibarettir. Şerlerden, zevallerden ibarettir. Var olduktan sonra hayırlı işler yapmaya başladıktan sonra da e, onun nuru artar, hidayeti artar. Evet. Ama insanlar rahat durmuyor. Bir kişiyi nasıl dinden çıkaracağım? Bir kişiyi nasıl yoldan çıkaracağım? Günaha bulaştıracağım. Şüpheye karıştıracağım diye. Herkes bir faaliyet içindedir. Aman, aman aman aman. Nuru Allah'tan isteyelim. Rabbim bizim kalplerimizi de, gözlerimizi de gönüllerimizden nurlandırsın. Efendim, gönüllerimizi, kalplerimizi ferahlandırsın. Allahu Teala cümlemize fazl-ı keremiyle. Kendi katından nurlar ihsan eylesin. Kendi özel nurlarını ilka eylesin. Ta ki Allahu Teala'yı kıdem sıfatıyla tanıyalım. Allahu Teala'mızın, Rabbimizin kadim olduğuna zevken varalım. Yani inanıyoruz, konuşuyoruz ama zevken tadını tadalım ve böylece Allahu Teala'yı yanlış tanımaktan efendim ondan başka da kadimler var diyerek ta'düdü kudema efendim kadim varlıkları birkaç taneye çoğaltma vartasından tehlikesinden, mutezilenin düştüğü kötü durumlara düşmekten bu felaketlere yakalanmaktan Rabbimizin muhafaza etmesini niyaz edelim. Böylece size e, Rabbü'l-Evvel ayının şu mübarek gecesinde ilk çarşamba gecesinde Resulullah'ın doğduğu mübarek ay hürmetine efendim onun şefaatlerini dileyerek, dilenerek e, veda edelim ve haftaya tekrar inşallah Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem adına onun salavatının yayılması, ilimlerinin yayılması, vasıflarının yayılması hususunda e, yazılan kitapları okuyarak okutarak, tebliğ ederek, ulaştırarak, davet ederek, teşvik ederek bütün insanları Mevlid ayının girdiğinden haberdar ederek efendim e, kavuşmak üzere, e, tekrar buluşmak üzere sizi ربي من أمانة ألم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته